ordusunun Hatay topraklarına İskenderun'dan girişinin 79. yıl dönümü coşku ile kutlandı. Kurtuluş Bayramı nedeniyle İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, anıt alanına çelenk sundular. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, büyük bir saygı ve gururla andığımız milli mücadelenin İskenderun için özel anlamı olan düşman işgalinden kurtuluşumuzun ve şanlı Türk ordusunun İskenderun'a girişinin 79. yıl dönümünü gururla, coşkuyla, sevinçle ve geleceğe olan güvenle kutladıklarını belirtti. İskenderun için özel bir anlamı olan düşman işgalinden kurtuluşumuzun ve şanlı Türk ordumuzun İskenderun'a girişinin 79. yıl dönümünü gururla, coşkuyla, sevinçle ve geleceğe olan güvenle kutluyoruz. 5 Temmuz 1938 İskenderun'un ve bütün Hatay'ın kaderini ve geleceğini belirleyen tarihi bir gündür. 5 Temmuz 1938 asla vazgeçemeyeceğimiz bağımsızlık tutkusunun İskenderun'da kendini gösterdiği bir gündür. O gün umudunu ve özgüvenini tazeleyen halkımız, varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bugün de milletçe gelecek hedeflerimizin doğru kararlılıkla ilerlerken devraldığımız değerli mirası aynı yüksek ruh ve bilinçle koruyor, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama irademizi devam ettiriyoruz. İskenderun halkının gücünün ortaya koyduğu 5 Temmuz günü cesaretin, azmin, iradenin ve kahramanlığın timsali ve tarihi bir belgesi olmuştur. Bizler bugün ve bu güzel vatanda Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu birer yurttaşları olarak yaşamaktan gururluyuz. Değerli hemşerilerim, İskenderun sevginin ve hoşgörünün hakim olduğu Türkiye'nin en büyük ve en güzel kentlerinden birisidir. İskenderun ekonomik gelişmişliğiyle, düzeyiyle, sanayisiyle, limanıyla, stratejik önemiyle Orta Doğu'da, bölgede ve dünyada bugün daha çok fark edilen bir kenttir. İskenderun sürekli büyüyen, gelişen, sosyal ve ekonomik bir potansiyele sahiptir. İskenderun'da yaşamak bir ayrıcalıktır. İskenderun'a hizmet etmek ise bizler için büyük bir onurdur. İskenderun'u çağdaş ve modern bir kent olarak altyapısıyla, üst yapısıyla, sosyal ve kültürel yaşamıyla daha ileri bir düzeye yükseltmek ve geleceğe hazırlamak bizim için tarihi bir görev ve sorumluluktur. İskenderun için bilimsel yaklaşımla ve ileri teknolojinin sağladığı olanaklarla çalışıyoruz. Her adımda İskenderun'un bugünkü ve geleceğini öngören projeler hazırlanmakta ve hayata geçirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bugün İskenderun'dan sorumluyuz. Bunun yanı sıra hepimiz birlikte çocuklarımıza yaşamaktan mutluluk duyacakları güzel bir İskenderun'u hazırlamakla mükellefiz. İskenderun'u geliştirmek, sürekli ileriye götürmek ve aynı zamanda 5 Temmuz 1938'de bize özgürlüğümüzü getirenlere ve Hatay davasını başarıyla sonuçlandıran büyüklerimize karşı vicdani bir sorumluluğumuz olduğunu da unutmamamız gerekir. İskenderun'a hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Belediye meclis üyelerimiz ve bütün belediye çalışanlarımızla
birlikte her zaman İskenderun ve İskenderun halkının hizmetinde olduğumuzu arz etmeyi bir borç bilirim. Kurtuluş Bayramımızın 49. yıl dönümünü bizi esaretten, işgalden kurtaran bu güzel memlekette Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu yurttaşları olarak yaşama imkanı veren, başta Hatay davasına sahip çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman Türk ordusunu ve bütün yaşamını Hatay davasına adayan büyüklerimizi şükranla anıyor, değerli İskenderunlu vatandaşlarımı en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Düzenlenen töreni İSTE Rektörü Türkay Dereli, İskenderun Deniz Üst Komutanı Kurmay Albay Aykar Tekin, kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe müdürleri, askeri personel, emniyet teşkilatı mensupları, siyasi parti teşkilatları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.